Sevgili seyirciler, Balıkesir, Ayvatlar köyündeyiz. Ramazan Savran Bey'in konuğuyuz. Böyle bir ziyarette bulunmakla bizi onurlandırdınız. Size teşekkür ederim. Asıl biz teşekkür ederiz. İnsan beslenmesinde çok önemli bir yeri olan küçükbaş hayvancılık, milli geliri ve istihdamı artırmak, et, süt, tekstil ve deri sanayi dallarında ham madde sağlamak, kalkınmaya katkıda bulunmak gibi önemli ekonomik ve sosyal faydalara sahiptir. Faydaları yanında küçükbaş hayvancılık yetiştirici için ihtiyaç duyulduğunda en yakın para kaynağıdır. Köyden kente göçün önlenmesi, işsizlik ve ekonomik krizden çıkışın da anahtarıdır. Gerek iklimi ve coğrafyası, gerekse bitki örtüsüyle küçükbaş hayvancılık için çok uygun bir ülkedir. Her bölgesinde kendi şartlarına uyum sağlamış koyun ve keçi ırkları bulunan ülkemiz, küçükbaş hayvan varlığı açısından Avrupa ülkeleri arasında önemli bir yere sahiptir. Türkiye'de 1990 yılında 50 milyonun üzerinde olan koyun varlığımız son yıllarda hızla azalmıştır. Günümüzde ise bu rakam 35 milyon civarındadır. Türkiye'de insan nüfusunun günümüzde 75 milyon dolayında olduğu düşünülürse, küçükbaş hayvan sayımızın yeterli olmadığı net bir şekilde anlaşılabilir. Halk elinde koyun keçi ıslığı ülkesel projesi ve hayvancılık desteklemeleriyle beraber küçükbaş hayvancılık son yıllarda yeniden canlanmıştır. Küçükbaş hayvancılığında gerek hayvan varlığı, gerekse verim yönüyle Türkiye'ye örnek oluşturan illerimiz de vardır. İşte bu illerimizden sadece ikisidir: Balıkesir ve İzmir. Programımızda ilk durağımız olan Balıkesir ili, Marmara ve Ege Denizi'ne kıyı veren, Türkiye'nin en çok adasını barındıran, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle gerçek bir turizm cenneti olması yanında, aynı zamanda önemli bir tarım ve hayvancılık kentidir. Ekonomik faaliyetlerinin %50'sini tarım oluşturan, çalışan nüfusunun %57'sinin tarımla uğraştığı Balıkesir ilindeki küçükbaş hayvancılıkla ilgili gezimize başlıyoruz. Dağlarda ve tepelerdeki otlaklarda koyun ve keçi sürülerine rastladığımız Balıkesir'de köylere yel değirmenlerini andıran rüzgar türbinlerinin eşliğinde gidiyor ve yetiştiricilerle sohbet ediyoruz. Önünde durduğumuz sürü sizin. Evet. Kaç baş koyun var burada? Ben de şu anda 200'ün üzerinde koyun ve kuzu var. Yani ve hepsi kıvırcık galiba, değil mi? Evet. Başka bir koyun beslemiyorsunuz. Başka bir koyun beslemiyoruz. Yani şu anda baktığımız kıvırcık, yani bize uyum sağlayan ve mereye dayalı olduğu için bakımı, yani kıvırcık koyun. Ayvatlar köyünde sadece kıvırcık koyunu mu besleniyor? Evet. Buranın halkı kıvırcık koyunu evet, mu besliyor? Evet, evet. Yani genelde yani merinoz bizde yok, kıvırcık. Balıkesir'in bazı köylerine gittiğimizde kıvırcık koyununu tamamen bırakmışlar ve merinoz, Karacabey merinosunu besliyorlar. Bunun sebebi nedir? Şimdi tabii ki merinoz daha biraz daha etçil bir hayvan. Bir de mereye dayanıklı olduğu için bizim meralarımız tam merinoza yani cevap vermiyor. Yani biraz kıraç. Yani yazları yani yayılım açısından biraz zor. Olduğu için kıvırcık bize daha uyumlu geliyor. Yani bizim, yani benim şu gördüğünüz de Karacabey kıvırcığı. Hı hı. Yani tam değil ama birazdan melazı yani. Tamamen değil. Sizin meralarınız hayvanlarınıza yetiyor mu? Yani hayvancılık yapmanız için yeterli mi meralarınız? Yoksa bir ıslah çalışması yapılması gerekiyor mu? Tabii ki meramız yeterli ama ıslah olursa daha güzel olur. Tabii ki yani bugün bir tarım il müdürlükleri bazı yerlerde duyuyoruz ıslah yaptıklarını ama bizde öyle bir daha girişim olmadı. Mera sorunumuz var. Yani biz bir de kente yaklaştığımız için
meralarda talep çok. Yani herkes almak istiyor, şey yapmak istiyor. Hayvancılığın yani şeyi de, mera olmayınca hayvancılık da olmuyor. Ama ıslah olursa çok güzel olur. Meralarınız tabii hayvancılık dışında başka kullanım amaçlarıyla da alınıyor galiba, değil mi? Böyle bir şikayetiniz de var. Yani tabii ki şimdi bir takım geçtiğimiz zamanlarda yani böyle meralar çevirip fidan ekmek veyahut da başka bir yapı yapmak talebinde bulunanlar çok oldu. Ama şu anda bir kısım yerlerimiz mera ama bir kısım yerlerimiz de değil. Ama bir de ıslah olsa bu meralarımız daha güzel olur. Siz atadan kalma sanıyorum hayvancısınız değil mi? Yani sizin babanız dedeniz de hayvancıydı, bir evet. Aile geleneği. Evet, zaten şu bulunduğumuz mülk benim dedemden kalma bir yer. Yani dedemden kalma olduğu için biz küçükbaş hayvancılık yapıyoruz. Dededen babaya, babadan bana kaldı. Bizde de herhalde çocuklara kalmayacak böyle giderse. Çocuklara neden kalmayacak Ramazan Bey? Cenk Bey, bana sorursanız çocuklara hiç hayvancılığı önermiyorum. Önermedim de önermiyorum. Yüksek eğitim bizde birinci hedef. Eğitim. Onun için. Eskiden hayvanları besleme tarzınızla şimdiki beslemeniz arasında fark var mı? Çok. Bir değişiklik oldu mu? Çok. Şimdi eskiden yani mısır, bakla, buğday böyle şeylerle besliyorduk. Yani hazır yem yoktu. Bir de yemliklerimiz modern oldu şimdi. Daha rahat oldu. Ne değişti mesela? Yani hayvanları beslerken neler değişti? En baştan bir defa neler değişti derken yemlemede kilo. Hayvancılık, biz süt kuzuculuğu yaptığımız için bize kısa zamanda çok et üretmek bizim gayemiz. Yani şimdi kısa zaman derken 3 ayda bunlar belli bir ağırlığa ulaşıyor şu anda verdiğimiz yemlerle. Yani bunun üzerinde olduğu zaman zaten kart hayvan diye kesen olmaz. 3 ayda yani yetişiyor ama buğday, bakla, arpa olsa mısır bu verimi alamayız. Yani bu verimi alamayız. Çünkü çok uğraştık eskiden. Tahta yemlikler vardı, hayvanlar şey yapardı. Şimdi hayvan 24 saat önünde yem var, hazır yem var ve de yemler de enerjisi, vitamini olduğu için. Yani şu anda gördüğünüz gibi bak kuzularda yani inan yani imrenilecek bir tabiat canlılık var. Yani. Evet. Canlılık var yani. 90 günde kesim ağırlığına geliyor dediniz. Evet. Kaç kilo oluyor 90 günde? 90 günde et olarak 20 kilonun üzerinde et yaparlar. Peki eskiden 90 günde kaç kilo gelirdi? Bana sorursa 13-14 kilo olduğu zaman ancak çok mucizevi bir şeydir yani. Evet. Yani 15 kilo da değil yani. 13-14 kilo olduğunda çok mucize olur yani. Ama şimdi tabii ki yemlemek çok önemli. Hayvan aynı hayvan ama besleme tabii, tarzı tabii, değişti. Tabii. Tabii ki şimdi. Otomatik yemlikler de kullanıyorsunuz. Evet, otomatik yemlikler. Yemleri koyuyoruz. Hiç yani yem şeyimiz yok. Bir dolduruyorsun. Onlar 24 saat devamlı yem önünde olduğu için hiç yeme yüklenme yok. Yani ne kadar içinde durursan dur. Hep aynı sayıda hayvan yem yer yani. Onun için Allah razı olsun o yemlikleri çıkaranlara da yani. Evet. Burada teşekkür ediyorum onlara da. Şimdi Ramazan Bey, siz çocuklarınızın hayvancılıkla uğraşmasını istemediğinizi söylediniz. Onların okumasını istediniz. Evet. Dolayısıyla onlar gidecekler, şehirde yaşayacaklar herhalde. Ve şu anda da siz bir çoban sıkıntısı çekiyorsunuz. Değil mi? Mutlaka. Evet. Bu nasıl olacak? Yani şimdi siz çocuklarınızın hayvancılıkla uğraşmasını istemiyorsunuz fakat bir yandan da çoban sıkıntısı çekiyorsunuz. Şimdi nasıl olacak? Yani ben bunu ne desem? Herkes şimdi, sizin gibi düşündüğünden dolayı olmasın bu? Valla olabilir de yani ama şimdi hayvancılık bu bir gerçek yani. Çok zor bir iş. Şimdi zor olduğu için mi bilemiyorum ama gelir düzeyi de iyi ama zor olduğum için kimse yani şey yapmıyor, hayvancılığı teşvik etmiyor. Ben de ettirmiyorum çocuklara. Çünkü neden? 24 saat her gün, gece ve gündüz ne hafta sonu var ne hasta olursun. Yani sürekli hayvan hizmet ister. Ama çocuklar tabii ki eğitim yapsın. İleride belki tabii emekli olacak falan koyuculuk yapabilirler belki. Ancak emekli olunca mı yapsınlar diyorsunuz? Evet, evet tabii ben öyle düşünüyorum. Peki şimdi 90 günlük bir süre zarfında kesim ağırlığına ulaşıyor ve kesimhanelere götürüyorsunuz. Kesimhanelerde karşılaştığınız bir sorun var mı? Var tabii ki mutlaka. Kesimhanelerde şimdi denetim had safhada. Onu ben tabii ki şey olarak kabul ediyorum. Hijyen ortamı iyi. Had safhada. Ama şimdi bizde şöyle bir problem var. 20 kilonun üzerinde geldiği zaman kuzu kart kuzu. Süt kuzu değil, ciğerlerini çıkarırlar, şey yaparlar. Bizde mesela kelleli kesim yok. Temizlik had safhada. Mesela şu hayvanın bir parçası
zahi olmaz ama üzerinden tam böyle vitrine göre çıkarıyorlar. Bizim orada çok kaybımız var. Götürüyoruz, en az 1-2 kilo kuzudan parça çıkarıp atıyorlar mezbahalarda. Bu da bizde tabii ki eksi. Yani bugün 20 kilo gelecek kuzu 18 kiloya gelir. Yok kuzu yağısı, kuzu yağısı bugün dokunmaz ama çıkar. Yok karın yağları da çıkar. Yani orada bir sıkıntımız var, şikayetimiz var yani daha önce. Normalde karkaslardan ciğer çıkartılıyor fakat sizin buralarda galiba gelenek olarak çıkartılmıyor ya da çıkartılması istenmiyormuş galiba. Şimdi Cenk Bey, karkaslarda ciğer çıkartılıyor ama şimdi onlarda şöyle, bizden alanlar bir sıcak tartı bir soğuk tartı der onlar. Ciğerli sıcak tartı tartarlar, tartından sonra kendileri ciğeri çıkarırlar ve soğuk tartı. Onlar kendi o kiloları baz alıyorlar ama biz de ciğerli çekerler ve ciğerli ücretini öderler. Yani biz onu ciğerli olarak kabul ediyoruz. Hayvanlarınızı satarken kaça satıyorsunuz? Kilosu kaçtan gidiyor? Şu anki piyasa tahminim herhalde 20 civarında, 20-22 o arada yani kilo olarak. Nasıl peki, memnun musunuz fiyattan? Vallahi hiç yoktan iyi ama tabii ki yani hakkı bu değil. Hakkı 30 lira şu anda. Şimdi benim şikayetim şudur. Bizden düşük fiyat alıyorlar ama vitrindeki sen 30-35 liradır kuzu etti. Bu nereden kaynaklanıyor? Bu da işte yeterli denetim olmamaktan. Madem bu böyle, bunu tüketiciye de daha ucuz, biraz daha ucuz verse daha çok et tüketilir ve daha çok yani talep olur. Bu da bize ne olur? Talep olduğu zaman bize şevk verir, bize iştah verir yani. Bu da güzel bir şey ama böyle olmadığı için bir şey demiyoruz. Biz çok bir yerlere de sesimizi duyuramadığımız için biz onunla yetiniyoruz. Bana göre bu yetiştiriciler hep beraber olması lazım. Biz hepimiz kardeşiz, hepimiz yetiştiriciysek hepimiz burada yani faydalanmamız gerekli bu birliklerden. Ne mesela burada koyun keçi birliği bana gelecek, bana değil başka birine de gidecek, soracak. Koç mu isteğin var, yani damızlık isteğin var, yani satacağın sürü şeyin var. Niye biz dıştan hayvan getiriyoruz? Neden bizim ülkemiz yetiştirmiyor? Benim dünya kadar dişi kuzum var veyahut da başka bir üreticide. Neden bunları yani ıslah edip de yani vatandaşa vermiyor? Şimdi girdi maliyetleri tabii ki yem fiyatları oldukça yüksek. Bizde en başta çoban parası. Yıllık bir defa 20 milyar çoban parası kafadan ödüyoruz. Yem tabii ki öyle. Bugün arpa 850 lira. Kuzu yeminin kilosu 1000 lirayı geçti. Hiç yoktan mesela şimdi kuzulara küpe taktıracaksın 2000 lira. Küpe başı, hayvan başı. Bunlar yekün teşkil ediyorlar yani aşısı var, şeyi var. Yani bayağı tabii ki masraf çok, girdi çok. Ama tabii ki biz ayakta duruyoruz gene her ihtimale karşı. Bu işi severek yaptığınızdan dolayı mı böyle sürüyor acaba yoksa mecburiyetten mi? Severek olduğu için galiba ben değil mi? Seviyorum. Sevmeden olmaz ben yani. Ben seviyorum. Ben çocuk yaştan beri hayvancılıkla uğraşıyorum. Belki 3-4 yaşımdan beri hep koyunculuk içindeyim. Yani kendi işimi de hiç kimseye emanet etmem. Yani bugün akşam koyuna gelemezsem mutlaka gece gelir bakar giderim yani. Kimseye emanet etmem. Yani hayvancılığı sevmeden yapılamaz. Gün değil. Ya şimdi hayvancılık herkes öyle karşıdan bakmayla olmaz. Bunun dilinden anlayacaksın. Hastasını bilecek, yemini bilecek, suyunu bileceksin. Yani işini bileceksin. Şöyle bakın bak şu çiftlikte. Yani şöyle bir tane hayvan pisliği durdurmam yani. Her gün bu severek aşktır yani bu. Severek her gün temizlerim yani ben bunu. Çobanımla beraber temizler ve kuzuyu annesine öyle koyuyorum. Hayvancılık güzel bir şey. Herkese tavsiye ederim. Küçükbaşı. Canı gönülden severek yapsınlar. Hele gençlerimiz diyorlar kahve köşesinde oturmasınlar. Yapsınlar 5-10 onlar koyun yapsınlar. Gerçekten diyorum yani şeyine yani bütçesini ayağına koy. Hele bilhassa kendi güden insan için, hayvanlık kendi güden için çok ideal bir iş. Yani neden? Bir ineğe benzemez. Bugün inek yıl 12 ay devamlı evde bakılır. Ama bu yaz dönemine geldiğinde meradan faydalanır. Yemişi biter. Onun için masrafı daha azdır. Uğraşıyorum. Küçükbaş. Büyükbaş hayvanınız var mı? Büyük var baş. Evet. Var. Büyükbaş var. Peki koyun olarak hangi koyun ırkı var sizde? Kıvırcık. Kıvırcık. Evet kıvırcık. Sadece var. Kıvırcık mı besliyorsunuz? Evet sadece kıvırcık. Son bu yıllarda işte merinos koç aldık. Koçta yavaş yavaş kırmaya başlıyoruz yani koyunları. Ama tabii tam merinos olmaz. Merinos kıvırcık kırması.
Peki kıvırcık koyununun eti lezzetlidir tabii, evet, biliriz. Evet, kasaplarda tabii, evet, daha çok satılır kıvırcık, evet, koyunu ve insanlar isterler. Evet. Peki kıvırcık koyununun özellikle Balıkesir'de daha lezzetli olmasının bir sebebi var mı? %80 bayıra dayalı, yani meraya dayalı olarak bakılmasından dolayı. Hani evde bes olmuyor fazla. %80 hep mesela yılın 12 ayı bayılda merada yayılabilecek bir hayvan. Onun için yani. Siz de böyle mi besliyorsunuz? Evet, meraya tabii, dayalı besliyorsunuz. Meraya dayalı besliyoruz, evet. Yılın kaç ayı merada? Yılın 365 günde her gün merada olabilir. Sadece kar, hava koşullarına şey yani. Ama tabii buna istesen yine yem veriyoruz. Sabah akşam yemleme şeyi oluyor, sistemler oluyor. Bunda tabii Balıkesir'in iklimi ve coğrafyası tabii, da tabii, tabii, buna çok uygun, çok, değil mi? Yani meralarının sürekli, evet, yeşil. Evet. Dört mevsimi tam olarak yaşayabilen bir bölgeyiz. Peki Balıkesir'deki hayvancılığı değerlendirebilir miyiz? Balıkesir'deki hayvancılık küçükbaş olarak son yıllarda düşüşte, yani azaldı. Çünkü gençler fazla merak sarmıyor. Genelde yani bizim köy bazında söyleyeyim, %70'i dededen kalma. Biz mesela öyleyiz. 50 yıllık, 60 yıllık koyuncuyuz yani. Dedemden babama, babamdan bize. Sürekli öyle gidiyor yani. Onun için gençlerin fazla önem vermemesi küçükbaşa. Yani daha doğrusu hayvancılığa önem vermemesi. Hep sürekli dışarılara, şehirlere göç alması köylerden veya başka işler seçmesi. Düşüşte yani şu anda koyunculuk. Yeni nesil hayvancılık yapmıyor. Evet, yapmıyor, evet. Peki siz de gençsiniz. Biz, babamız, yapıyorsunuz. Evet, babamızdan biz buradadık yani. Hep doğduğumuz doğal hep koyun var. Koyunla uğraşıyoruz. Ve mutluyuz da, memnunuz da. Yani şimdi severek yapıyoruz. Hı hı. Ve bırakmayı düşünmüyorum yani. Daha da sayıyı arttırmayı düşünüyorum. Daha yani, da arttırmayı düşünüyorsunuz. Evet. Başka bir iş yapmayı hiç düşündünüz mü? Hayır. Hiç sadece hayvancılık. Türkiye hayvancılığının, küçükbaş hayvancılığının büyük bir sorunu var. Çoban sorunu. Çoban bulunamıyor. Evet. Çünkü gençler çobanlık yapmak istemiyor. Evet. Peki Balıkesir'de de böyle bir sorun var mı? Evet, aynen. Biz 4 ayda, 6 ayda 4 tane çoban değiştirdim ben. Yani gerçekten çok o yönde herkes yani yakınıyor, şikayet ediyor çobancılık şeyinde. Bilmiyorum, eskiden hani gelirlermiş böyle illa beni çoban tut, çoban tut falan. Şimdi öyle bir şey yok yani. Zor buluyoruz, zor şey yapıyoruz ve bulduğumuz adamı da memnun etmek zorundayız. Ki fazlasıyla durması için. Yani şimdi duranlar eskiden mesela durduğu zaman 3 yıl, 5 yıl, 7 yıl, 10 yıla kadar mesela 20 yıl çobancılık yapanlar varmış aynı ağda. Ama şimdi öyle yok. 6 ay genelde hep sezonluk. 6 ay, 3 ay. Yani yıllık duran çok nadir. Ve bu ister istemez hayvanın da psikolojisini bozuyor. Çünkü bir çoban hep çobana alışıyorlar. Hayvan güdümü fark ediyor. Kimisi geliyor mesela, ne diyeyim, nadaslara gider. Şey yapar böyle, hep güzel yerlere yaymaya çalışır. Başkası geliyor, öteki gelir hep yatmaya merak sarar. Onun için yani çobancılıkta çok sıkıntı çekiyoruz. Şu an sizin kaç tane koyununuz var? Şu an 330 hepsi. 330, evet, baş koyununuz, evet, var. Sabah kalktınız. Evet. Ve hayvanlarınızın başına geldiniz. Evet. Akşama kadar ne yapıyorsunuz? Onu anlatır mısınız bize? Nasıl besliyorsunuz? Sabah kalkıyoruz, geliyoruz buraya. İşte yemleme şeyi oluyor. Yemlemeyi yapıyoruz. Ondan sonra sağıma giriyoruz, koyun sağımına. Veya kuzular, işte gördüğümüz gibi kuzular şeyde. Kuzuları salıyoruz, kaşak dediğimiz bölmeye ayırıyoruz. Kuzuları salıyoruz, annelerin emiyor. Ondan sonra enler alıyoruz. Çoban alıyor koyunları, bayıra gidiyor. İşte o arada altlarını temizliyoruz. Temizliğini yapıyoruz. Suluklarına bakıyoruz. Yemliklerini temizliyoruz, kalan şeyleri. Ondan sonra akşam geldiği zaman yine aynı. Yemleme yapılıyor. İşte sabahkinin aynısı yani, yemleme yapılıyor ve koyun o gece ağırda kalıyor yani, çıkmıyor. Peki siz kuzularla koyunları birlikte mi otlatıyorsunuz? Hayır, hayır. Kuzular kaşak, bez sistemi. Kaşak dediğiniz? Kaşak dediğimiz annesinden ayırıp yemleme, kuzuları yemlemeye geçiriyoruz. Sabah bir saat, akşam bir saat annesinin yanında durmak şartıyla yani, sabah akşam emiyor annesini. Sürekli yanında durmuyor. Kuzu bir aylık olduğu zaman veya 35 günlük olduğu zaman annesinden ayırıyoruz. Yaklaşık bir 60-65 gün kaşak dönemi deriz biz yani. Kaşak dediğimiz bir dönem yani. Evet, dönem. Yani koyun, kuzunun olup yetişip bese gitme dönemi. Kuzu yetiştiği zaman bir daha bese gidiyor kaşaktan direkt çıkıp. Anneleri de koç saldıysak, koç aldılarsa fazla değil, bir ay falan gibi savuyoruz. Almadılarsa soğulasaya kadar yani, koyun sütü bitesiye kadar, yaklaşık ikinciye koç alasaya kadar savuyoruz. Ve ondan sonra bırakıyoruz, dinlenmeye geçiyor koyunlar. Koçlar ne kadarlık yaşa geldiği zaman kesime gönderiyorsunuz? Normalde 110 gün falan. 110 günde? 110, 123, 3, 4 ay yani. Evet. Gönderiyoruz. Peki koyunlarınızın sütünü sağıyor musunuz? Evet, sağıyoruz şu anda. Nasıl, elle, makinalı? Elle. Elle sağıyorsunuz. Evet, elle. Neden hala elle sayıyorsunuz? Makinalı? Elle, bizim makineye koyunlar da uymaz, biz de uymayız. Biz hep öyle alışmışık. Geleneksel diyorsunuz. Evet, geleneksel, evet. Yani bize, bir de diyorum ya, severek yaptığımız için o yani hiç normal bir oyun gibi geliyor. Hı-hı. Hiç sıkıntı yok yani, oyun gibi. Tabii bu 330 koyunun hepsi aynı dönemde sağılmıyor. Mesela şimdi bizim şu anda sağdığımız koyun sayısı 160 tane sağmalımız var ama bunlar tabii gebeleşti. Sağdığımız koyun 80 tane falandır, 70-80 tane. Orada tek koyun savuyoruz, sabahları savuyoruz artık yani. Çünkü soğulması gerekiyor gebe koyunlar. Doğumuna 2,5 ay falan kaldı işte. Koç katımı dönemi ne zaman burada Balıkesir'de? Koç katımı dönemi Balıkesir'de genelde Mayıs 1 ile Haziran 1
Mayıs ve Haziran'ın başları. Evet, başları. O zaman doğumda? Doğumda Ekim gibi falan denk geliyor. Ekim civarı falan. Evet, Ekim civarı falan oluyor. Öyle olduğu zaman daha randımanlı oluyor. Çünkü güz çimeni deriz biz. Güz çimeninde kuzuyu ayaklandırmak önemli. Hani çamurda, şimdi yağmurda, çamurda, kışın doğması zaten %0'a iniyor. Sıfır gibi yani %1'lere, %2'lere iniyor. Yani onun için çok öyle daha uygun oluyor. Öyle yapıyoruz hep sürekli. Yani. Zaten şu anda çoğu köyde olsun, Balıkesir bölgesi olsun, tahminimce çoğu yani koyuncunun koçları kapalıdır. Ayrıdır yani. Koç tutmuşlardır şu anda. Salmazlar yani koçları. Ayrı tutuluyor. Tabii ayrı tutuluyor. Koçlar sürüde olmuyor. Çünkü öbür türlü koyunlar koç alırlar. Tabii. Sürüde olmuyor. Kontrol altında tutuyorsunuz tabii, yani. Tabii. Döl verimi olarak sürünüzde yüzde kaçlık bir verim var? Yani kuzulama. Döl verimi olarak sürümüzde normalden %90. 100 koyun varsa mesela 300 koyun var. %90'lık bir döl veriminiz var evet, sizin. Evet. Bu iyi bir rakam. Çok yani. İyi bir rakam ve %60'lara kadar da ikiz yapma şeyimiz var kıvırcık koyunda. Evet. Tabi bakımla alakalı. Bakım biraz daha yani. Bakım ve besleme. Tabii beslemeyle, güdümle çok alakalı. Koç alma döneminde mesela koyunun sürekli koç aldığı dönemde hep aynı yere gitmesi gerekiyor. Koyunun yürütmemesi gerekiyor. Suyunu zamanında alması gerekiyor. Çobanın ne bileyim yani herhangi şekilde koyun hep yani sürekli böyle idare etmesi gerekiyor. Çok daha dikkatli olması gerekiyor. Mesela bir gün çayıra gidip de bir gün kuru sapa giderseniz o koyunun düzenini bozarsınız. Dengesi koyunda bölünme olur. Sonuçta sürekli ilgilenilmesi evet, gereken bir gereken, evet. Hayvancılık evet. Böyle bir şey. Evet. Peki kuzu ölümleri var mı? Kuzu ölümlerinin %2 kadar? Şu anda %2-3 yani öyle. Yani olması gereken aslında sizde oluyor. %2 evet. Olması evet. Gerekiyor. Olması gereken o da yani ki herkes doluyor Balıkesir bölgesinde. Bu yıl mesela hastalık çıkmıştı. Çiçek hastalığı. Çok zayiat verdiler. Bizim burada değil de mesela Sulun Dağ köylerinde mesela. Çok zayiat verdiler Sulun köylerinde. Burada öyle bir şey yoktu. Biz Allah'a çok şükür gelmedi ama tabii bize şu var bir de bizim ilaçlarımız, iğnelerimiz olması gereken ne varsa hepsini yaptırıyoruz yani sürekli ve çok iyi takip ediyoruz. Sürekli yaptırıyoruz. İğnelerini aksatmıyorsunuz, evet, ilaçlarını aksatmıyorsunuz. Evet, kesinlikle. Haplarını, iğnelerini hiçbir şekilde yani. Parazit ilaçlarını. Tabii. Sağlık tabii sorunundan etkisi... yani koyunun hiçbir şeyini aksatmıyoruz. Tabii. Bunun etkisi çok büyük tabii yani. Tabii, canım, dikkat tabii. Çok büyük etki var yani bunda. Peki son olarak size şunu sormak istiyorum. Sizin gibi genç insanlara bir tavsiyeniz var mı? Yani bu küçükbaş hayvancılık özellikle yapılabilir bir iş midir? Yapsınlar mı? Evet, bana kalırsa yapsınlar yani. Özellikle ki böyle babasından kalmaysa, yani bunları babası bırakmış olabilir şey, satıp boş ver koyundan ne olsun demesinler. Bu hayvan gerçekten çok bereketli bir hayvan. Ve kısa dönemde yetişip maddeye dönebilen bir hayvan.